Arnavut ciğeri yapacağız. Yaklaşık 700 gram doğranmış, zarı alınmış, sinirleri alınmış Arnavut ciğerim var. Bunu güzelce yıkayacağız. Şöyle kandan arındıracağız bir miktar. Ondan sonra devamını izleyeceksiniz. Evet, ciğerlerimizi unlamak için şöyle yaklaşık dolu dolu 3 yemek kaşığı un, dolu dolu 1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızı biber, şöyle 1 çay kaşığı diyeyim karbonat, gene şu şekilde dolu dolu 1,5 tatlı kaşığı da tuz koydum. Burada çok az çeşnim var. Sebzeli çeşni, katkısızdır bu. Bundan da yaklaşık 2 tatlı kaşığı atıyorum. Aroma versin diye. Ondan sonra ciğerlerimi süzdürmüştüm zaten. Ciğerleri de şu şekilde içerisine atıyorum. Güzelce harmanlayacağım. Daha sonra süzgeçle fazla olan unu ve karışımı ayıracağız. Ondan sonra çok kızgın tenceremizdeki yağın içerisine atacağız. Harmanlayacağım. Daha sonra süzgeçle fazla olan unu ve karışımı ayıracağız. Ondan sonra çok kızgın tenceremizdeki yağın içerisine atacağız. Bir miktar yağımızı ısıttım. İçerisine yarım soğan koyuyorum. Ya da küçük bir tane tam boy soğan koyabilirsiniz. Soğan tamamen piştiği zaman, kızardığı zaman artık azar azar ciğerlerimizi atmaya başlayacağız. Ciğerlerimizi kalın elekten geçirdik. Ondan sonra yağımız artık ısındı. Bakın artık ısındığını şuradan anlıyoruz. Soğan kokurdamaya başladı. Güzelce şöyle etrafına ciğerlerimizi attık. Şöyle çok az daha eleyeceğim. Evet, bunu da gönderelim. Yaklaşık 3-4 dakika bunların çok güzel kızarmasını bekleyeceksiniz. Tam 3-4 dakika sonra çok yağ çekmemiş de olacak. Dışı çıtır çıtır, içi de lokum gibi olmuş olacak. Evet, tam 4 dakikada ciğerlerimiz bu kıvama geldi, bakınız. Görüntü itibariyle böyle. Artık bunları buraya alıyorum. Emin olun bu şekilde hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Ve aromamız çok güzel oluyor. Yaklaşık 750 gram ciğeri bu kadar yağda 3 seferde falan tamamen pişirmiş olacağım. Olmazsa olmaz Arnavut ciğerinin yanına sumaklı maydanozlu çok güzel bir soğan yapalım. Soğanlarımızı da çok güzel bir şekilde şöyle ince ince doğradık. Birazcık da maydanoz koyuyorum. Ondan sonra çok az şu şekilde sumak, hem ekşilik verecek hem tatlı bir baharat verecek. Bir miktar tuz. Akabinde çok az limon. Dilerseniz biraz da pul biber koyabilirsiniz. Evet, bu da hazır. Birazcık da içerisine ince ince şöyle domates ayarlıyorum. Evet. Evet, şöyle tandır lavaşımızı koydum. Yaklaşık içerisine bir avuç kadar Arnavut ciğerimi koydum.
Bir miktar şöyle sumaklı maydanozlu soğanımızdan koydum. Şöyle biraz domates. Biraz atom pul biber. Azıcık sumak. Şimdi şöylece mis gibi bunu sıkı sıkı dürümlüyorum. Hop, şurada buraya gitmesin. Bakalım. Nefis olmuş. Müthiş.